Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 6. söz Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel müminîne enfusehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne. sadakallahul azim 9. sure 111. ayet muhakkak ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın alır. Senin sağ. Altıncı söz deyince hep seni hatırlıyor. Seni kadar çalışanı da görmedim altıncı sözde. Nedir o bu konu? Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak. Ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye dinle diye bunu çok yaptık buraya kadar. Hep her gelen geçen buraya yapıyor. Üçüncü kara kadar yapmışız. Üçüncü kardan ben devam ediyorum. Neydi konu? Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak. Nefis ve malını. Allah'a nasıl satacaksın ya yani? Sanki seninmiş gibi. Olayı zaten biliyorsunuz. Ama farklı bakayım ne anlayacağız? E, 24. mektupta diyor ki, hiçlikte kalmadın. Var oldun, camit kalmadın, yani taş toprak olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, cin olmadın, melek olmadın, insan oldun. En üst. Tamam abi. 1. Aleyküm selam. Hiçlikte kalmadın. Hiç. 2. Taş toprak olmadın, cansız. 3. Bitki olmadın. 4. Hayvan olmadın. 5. Cinlerden olmadın. 6. Meleklerden olmadın. Yedi insan oldu. Daha bir şey yok ya. Yani. Bu nimet. Melekler insana hizmet ediyor. Üçüncü karı okuyorum. Allah'a satmak. Yani niye onu söyledim? Şu yedi tane. O verdi zaten. Neyi satacaksın ki? Zaten kimin malı? Güya ama. Güya bizim imiş gibi verdiğini istiyor. Şimdi satarsak diyor ki emaneti sahibi hakikisine satmak işte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci karı okuduk. Değil mi? Birinci karı okunmuş. İkinci karı isterseniz birinci birinci karı düz okuyayım. Fani mal satarsan beka bulur. Çünkü kayımı baki olan zati Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail baki inkılap eder. Sevgili kardeşler, ömür sana bir biçilen miktar. Ömrü zail. Bakiye inkılap eder. Geçici. Baki meyveler verir. Miktar ne kadar vermiş? 50 sene vermiş, 60 sene vermiş. Önemli değil o uzun kısalığı. Nerede kullandığın önemli. Nerede kullandın o? Nasıl kullandın? O vakit ömür dakikaları yani sana verilen mühlet. Ecel ise çıkış sebebi. Kanserle mi, trafik kazası ile mi, kalp krizi ile mi? Yani neyle çıkıyorsun? Neyle çıkıyor O onun adı eceldir. O meft ise o çıkış kanser manser ama şehit misin? şerit misin? Normal bir şey misin? Yani aldığın unvan, meft, ölüm eceli üçünü söyledim. Ömür verilen miktar, ecel çıkış şekli, kanserle, trafik kazasıyla mı? Meft ise teri olmanın unvanı. Şehit mi? Evliya mı? Talebi ulum musun? Şerit misin? O onun adı meft'tir. Ömür müddet olduğu için Ömür dakikalarına bir daha söylüyorum. Çok uzun yaşamak değil abiler. Doğru yaşamak. Çok uzun. Şedat da yaşamış. Şedat Kur'an'da üç kişi kafa tutan, Allah'a kafa tutan, meydan okuyan üç kişiden birisi açık. Firavun, Nemrut, Şeddat. İrem Bağları'nı 700 senede yaptıran adam. Kur'an'ın ifadesiyle böyle bir şehir kurulmamış. Yani şu anda Firavunluk da var, Nemrutluk da var, Şeddatlık da var. Bunun adı ahir zaman denmiş. Onun için son peygamber, hatemen nebi, peygamberlerin hatemi, en cami, zor iş. Son müceddit. 14 tane mücedit var. Son müceddit Bediüzzaman ve Risale-i Nur. Tabii bana göre. Herkesi mücedidi ve kendisine göredir. Kimsenin karışma ama bana göre. Mücedit, Risale-i Nur, Bediüzzaman. zaman ee, bu son müceddit de müceddittik de en cami, en külli. Çok rahat hakikate ulaşabiliyorsun. Her hakikati yeter ki iste. Ahiretin ispatını rahat. Peygamber İsa Aleyhisselam bile icmal etmiş ahireti. Bu kadar tafsil yok. Yani akla yakınlaştırma ancak bu asırda olmuş. Yani iman esasları mesela ahiret Şeyde İbn-i Sina'da öyle demiş. Miman ederiz ama akıl buna yol bulamaz dediğini çocuklara da avama da ahireti ispat etmiş. Yani iman esaslarına rahat ulaşabiliyorsun. Tık 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 bir şeyle Allah var mı? Allah ihtiyaç mı? Bak nur dersine gir veya herhangi bir kardeşimizin Risale-i Nur ders yapan kardeşimizin dersine gir. Allah'a Allah ihtiyaç mıdır? Ahirete ihtiyaç mıdır? Bak mesela Allah'ın ispatı, ahiretin ispatı, kaderin ispatı. Pat diye. Eskide Siirt'e gidiyordun, Tillo'ya gidiyordun, ilim almaya, Bağdat'a gidiyordun, Şam'a gidiyordun. Şimdi hiç mi? Evindesin. Kahveni içiyorsun. Şere de böyle ulaşıyorsun. Bir yere de gitmene gerek yok ya gibi. İşte bu asırda İrem bağlarından sıyrılıp Hud Aleyhisselam'a talebe olmak işte imansız kabre girmez. Şimdi bu malını ve nefsini yani beşeriyetini Allah'a satmak. O zaman ömür dakikaları adeta tohumlar gibi oluyor. Uzun yaşamana gerek yok o kadar. O kadar mesela Bursa'da Uludağ çıkarken 900 küsür sene mi ne tabela var orada, plakası var. Çınar ağacı yaşıyor. E peki 900 sene mi yaşamak isterdin veya 9 saat insan olarak mı? Bak 1000 sene yaşamış Şeddat bir defa la ilahe illallah, hut resulullah diyememiş. Onun için ömür dakikalar ne oluyor? Namaz kıldıktan sonra haram olmayan her şey, tuvalete bile gitmen, yemek yemen, yatman Hepsi mubahtır. Haram olmayan her şey. Ömür dakikaları çekirdek hükmünde var. Zahiren fena bulur, çürür. Fakat mesela biraz önce ben geldim. E o dakikam gitti. E gitti ama kardeşim ben akşam derse koşturuyordum. Akşamı kıldım. Arabada akşam yatsı arası tesbihi çektik. Gelirken bir şey naklettim buna. Arabada ee ne oldu? E gitti ama Alemi Beka'da sade çiçekleri açıyor. Direkt aniden oraya gitti. Siz evden çıktınız Suat. Zeytinburnu'da. Eskide ayakla adım başı veya at veya şimdi tekerine dönmesi. O mesafe. İster uçakla git, ister araba. Seferi olduğu gibi. Yani bazılar diyor ya yaya işte atla şöyle, Sefer olmaz. Uçakla da gitsen seferidir. E ne demek? İster arabayla git, istersen yaya git derse aynıyı alıyorsun. Dönüyor ya. İşte ne yapar o? Alimi i bekada sade çiçekleri açıyormuş. Ve sümbülleniyorlar. Eğer Allah'a satarsan, ikinci, birinci kardı bu. Alimi berzahta ziyadar, münis birer manzara olurlar. Alimi berzahta yani kıyamet kopmadan, kıyamet koparsa ahiret açılıyor. Şu anda ölenler ahirete gitmiyor. Alimi berzaha gidiyor. Yani berza ahiretle dünya arasında. Onun için kabire alemi berzat denilir. Ahiret değil de alemi berza. İşte vefat edenler şimdi ömür dakikalarını öyle kullanan Müslüman abi kardeşlerimize Allah selam olsun onlara da mazar eylesin kazananlara. Alim berzatı onlara ziya der. Ziya öyle nurlu. Ziya ışık değil. Ziya güneşten gelen fotona ziya deniliyor. Aydan gelene vaşşemse ziyaya vel kamera nura. Kamerden gelen nurdur. Güneşten gelen ziya ne demek? Isı, ışık, renk, enerji ve o troviyal ışınları, o gökkuşağı var ya bütün renkler hepsinin cemine ziya denilir. Demek ki o amellerini ahirete yaptıkları için şu anda alim verzahta olanlar ziya sahipleri. Nur değil bu. Ziya. Lugatı versem şimdi olmadı işte. Ama anlattım. Ziyâ. Nur güne aydan gelene. Kur'an söylüyor. Ve şemse ziya. Şemseye güneşe Kur'an ziyaya nispet ediyor. Vel kamera nura. Barla da geçiyor bu ayet. Bağla'da da geçiyor burada. Nuru da kamera nispet ediyor. Ziya nur değil. Işık değil, ışık da var. Bir de münis bir manzara olurlar. Münis ne demek? Münis, münis, he? Münis. Sevimli. Yani devamlı seni ruhunu besleyen gıda, manevi gıda. Ülfet değil, ünsiyet. Kim mesela diyelim ki bir tanesini söyleyeyim. Kendi kendinden zevk alıyorsun. E söylüyorum. Psikolojik sorun temeli. Kendi kendinden nefret ediyorsun. Kendi kendine barışlık değilsin. Kendi kendinin başının belasısın. Kendi kendinden kaçıyorsun. Kendi kendini sevmiyorsun. Başkasını hiç sevebilir misin? İşte bunun tersi. Münis o demek. Kendisi kendisini yapılandıran, kendisi kendisini seven, kendisi kendisinde dolaşan, kendisi kendisinde memnun olan, kendisi kendisini seyreden, iç aleminde kaçış değil, tam tersine içeriye dönük, yaşamaya gayret eden Münis. ikinci birinci kar buydu. İkinci kar eğer Allah verirsek. Hatırladım ikinci kar olabilir? Cennet gibi bir fiyat veriyor. Fiyat veriliyor. Yani cennet gibi. Cennete konuşmamıza gerek yok. Gerese şey. Cennet veriliyormuş. Cennet gibi fiyat veriliyor. O ahirette artık. Şu anda Berzahta birinci kar. Berzahtan sırayla gidiyoruz. Sıra bu. Niçin? 284 Barla e, mektubatta diyor ki <laughs> Sokma beni daha. Cennet gibi diyor. Cennet demiyor. Daha cennete gitmedi. fetholi ibadi ve thuli cenneti. 284 mektubatta diyor ki başka çok yerde de var. Cennete gitme. cehenneme girmeden cehenneme girer. Cehenneme girmeden cennete gitmeden nasıl cennete gider? Yani kafa. içsel alem. Mesela nasıl anlar cehennemi? Adam bundan kaçmak için, bundan sıyrılmak için yayla ilaç ya, ya intihar ediyor. Veya o, o, o psikopatlık şey hep bir ihtiyaçtır o. Psikopatlık ihtiyaçtır, ilaç ihtiyaçtır. Şu cehennem gibi kafadan kaçmak için. Veya iman. Yani Risale-i Nur'u böyle tefekkür okumak. Onu nasıl muvaffak olacağız? Tefekkür okumayı. Terk ve tecerrüt. Günahları terk edeceğiz. İçsel ahlakımızı güzel ahlakla ziyalandıracağız. Tecerrüt, ki nefret, ıbrar, haset, gadab. Yani... Ahlakı seyyiyeden uzak durmak, yani güzel ahlaklı olmak, o tecerüt ile oluyor. Yani olumsuzluklardan kaçınca zaten öyle oluyor. Riyakar olmadın mı ihlaslı oluyorsun. İhlaslı, olmana, i̇hlaslı olmak için bir şey yapma. İhlaslı olunmaz zaten. Riyakar olmadın mı ihlaslısın. Anladın mı? Mesela kardeş kardeşi muhabbet. Nasıl yapacağız muhabbet? Oo ne haber şu anda sonunda öpmek falan değil. Adavet etme. La davet. İlla muhabbet oradadır. Adavet sahibi olma. Nefret etme benden muhabbet sahibiyiz. Çünkü eşya aslı, asıl fıtrat üzerinedir. Asıl eşya uvvet sahibidir. Allah muhabbetle yaratmış bu kainatı. Adavet etme. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? Çocuğu. Çocuğu bir terbiye etme kardeşim. Ne demek? bir sürü yöntemler söylüyorlar. La tahrip. İlla tamir oradadır. Tahrip etme. Zaten çocuk İslam fıtratında doğmuş. Bozma yeter. Çocuğu böyle terbiye olur. La tahrip. Tahrip mı illa tamir oradadır. Zaten aslı öyle. İhlaslı olmak için la riya illa ihlas oradadır. ile buluyorum bunu? La ilahe illallah. La ilahe terk et illallah. Onun terk edince ortaya çıkan kazanım. La ilahe terk et putları illallah bu. Riyayı terk et. ihlas zaten otomatik kendisi. Riyayı terk etti mi Tamam Mesela güneşin olmasına gerek yok bu şeyde. Karanlığı yok et. Ne var şimdi? Otomatik güneş var demektir. Üçüncü kar. Ancak geldik dersimize. Ama o lazımdır. Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela her aza, göz, kulak, bu maddi bir de manevi aletler var. Mesela diyor ki akıl bir alettir. Allah'ın aklı yok. Çünkü akıl alettir, mahluktur, yaratılmış. Allah'ın ilmi var. Cihazı yapmış. Bu cihazdır. Akıl cihazdır, cihaz. Her şeyimiz cihaz. Her şey cihaz. Ruh da bir cihaz. Ama ruhundan öfledi. Aklı nereden öfledi? İlminden öfledi. Yani bazılar şaşırıyor Allah'ın aklı yok deyince. Allah'ın aklı olur mu? Mahluktur akıl. Cihazdır. Yarattım diyor. Allah yaratmış, yaratmış. Ha, yaratmış. Ne ile yaratmış? İlmiyle. İlim, proje, hayat, malzeme, kudret yaratmış. İlim irade ile yaratmış. Yarattığı bir şey. Demek ki akıl bir aletmiş. He buradan misal veriyordum ve 20. sayfa, 27. sayfa. Yani akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp Alet de abiler bir daha söylüyorum. Allah'a alet nispet edilir mi haşa ya? Alet de Allah'ın aleti olur mu? Ha bu alet değil mi? Gözlüğe taktım diye bu göz müdür? Gözlüğün aletidir. Ha, akıl da alet. Biz akılla düşünürüz. Kalple severiz. Ayakla yürürüz. Kulakla duyarız. Bu da böyle yani. Bize verilen bir alet. Allah'ın ne, zatı, ne zatı sıfatında ne subuti sıfatında şey yok böyle bir sıfatı yok ama esması var. Çünkü her yaratılan şey esmaya dayanır. Esmasına dayanıyor Bağdır ya. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan aklı öyle meşhum, meşhum, uğursuz, müzik, rahatsızlık veren, muaciz, seni aciz bırakan bir alet olur. Allah yerine kullanmasa. Ya aklımın şerrinden aklımı nasıl kurtaracağım diyor. Bak şimdi kurtulmak isteyen kim? Benim aklımı kurtar. Aklım iyi olmasını istiyorum. Nereden, kimden kurtarmaya çalışıyorsun? Kim aklına zarar veriyor? Aklın. Senin aklın senin aklına zarar veriyorsa demek ki birbirine girmiş iki tane akıl var. Benim dediğin aklı öteki akılla nasıl kurtaracaksın? Nasıl diyeceksin, nasıl ayıracaksın? Ya seni akşam uyutmayan ben mi geldim odana da kafana ben mi üfledim o kötü sözleri ki o kötü düşüncelerden yatamıyorsun. Nereden geldi o Fatih? Yine e senden geldi. Sen ürettin onu. Ben üretmedim ya. Ha o zaman kaçan da kaçılan aynı olursa gör bakalım. Yani kaçılan benim, kaçan da benim. Aynı yerdeyiz. Seven de, nefret eden de bende. Rahatsız edilen de, rahatsızlıktan eden de, edilen de benim. Hep bende. Onun için çok kötü. Onun için şartları ya iman ya sarhoşluk. Nefis hesabına çalıştırsan ne oluyormuş? Akıl, uğursuzluk. Yani halk arasında meşhum demek. Nerede olumsuzluk varsa, müziç seni rahatsız diyor. Böyle devamlı çiziyor. Çiziyor. Bir şey, bir üzüm tanesi yediriyor. 10 tane tokat vuruyor. Eğer Allah'a satmasan akıl meşhum olur, müziç olur, muaciz olur. Seni bir de aciz bırakıyor. Ya Beni kurtar doktor, beni kurtar hoca, beni kurtar, kurtar abi. Ne? Aciz, muaciz, seni aciz bırakıyor. Kim? Kendi aklını, hepsi burada. Burada yani. Burada. Niçin? Kötü yerde kullandın. Geçmiş, nasıl oluyor bu? Geçmiş zamanın alami hazinenisin. Geçmiş zamanın alami hazinanesini, Geçmiş zamanın elemi var. Ve gelecek zamanın ehvali muhafifanesini senin bu bir çare başına yükletecek... Yumunsuz ve muzur bir alet derecesine indirir. Ha, psikoloji dersi bu aslında. Ben mi böyle kayıyorum ona? Ama aslında bu kendisi psikoloji niye bozuk? Anda duramamak. Geçmişin elemleri var. Geleceğin korkuları. Anda toplanırsa cehennem olur. Geçmişin bir sürü keşkileri var. Bir sürü olumsuzluklar var. E nasıl tamir edeceksin kardeşim? Tövbeyle. Bak töbe sistemi var. Allah suyu zannetme. Allah acaba affetti mi? Kendisine dönülmeyen günahlara Allah vaat ediyor ben üzerim aldım diyor. Kendisine bir daha tö tövbe etmek bir daha o günaha dönülmüyor. Ha. geçmişteki olumsuzluklara tövbe, gelecekteki korkulara da istiğfar. İstiğfar. Anda seni taşıyor. Hani seyahatlerde insan niye lezzet alıyor biliyor musunuz? Arabayla hocam. Niye gidiyor? Seni geçmişten koparıyor. Gelecek korkularından da koparttığı için anda a bina var, ev var. Ondan yani seyahat lezzet veriyor maziden koparıyor, gelecekten de koparttığı anda seyrettiğin için eve gelirsem şey yaparsan, mesela şimdi derste de gidip geliyorsunuz mesela aklınız. Gidip geliyor, eve gidiyor, işe gidiyor. Ona dedi, buna geliyor, araba şu Gidip geliyor ya. Yani. Ana gelmek çok zordur. Anlaşılıyor değil mi? Sormak istediğiniz şey yaparsınız. Bir daha söyleyeyim. Akıl niye bela olur? Niye hep insanın psikolojisi bozulur? Diyor ki, geçmiş alami hazinanesini, yani geçmişin hüzün veren elemlerini getiriyor şimdi. O zaman sanki ben fatura ödemedim. Ya ben 7 sene önce bunu ödedim ya. Bunun faturasını ödedim. Niye geliyor gene? Niye düşüncelerimiz zehirliyor? Aklımı zehirliyor ya. Bak, geleceğin, geleceğin elemleri aklımı zehirliyor. Ge şey geçmişin. Geleceğin korkuları da aklımı blok ediyor. Şu anda kabarık kaldınız. Ne olacağım diyor. Ya bırak ya. Bugün bir tanesi arıyor. Ya diyor çocuğum, karım, şu hep böyle. Ölürse ne yapacak? teselli içimi ne aramış? Öl ölürse ne yapacak? Ölecek zaten dedim. Niye muhali teklifi malay tak yapıyorsun? Muhali talep. Zaten Hım tabii ölecek Ama ne zaman olacak? Bırak Allah karar versin Bırak Allah'ın işine karışma, yüklenme. Allah'ın işine niye yükleniyorsun? Sana ne? <laughs> ölecek mi? Ölecek benden bekliyor. Yok yok ölmeyecek. Yok ölecek zaten. Ha? Acayip. Ha ya diyor bu sefer ölmeyecek mi de? Bak şimdi neyi anlatmaya çalışmana ona? Ha ya tabii ki ölecek. Ha ölmeyecek diye psikolojisi bozuluyor diyor. Yani ölecek diye. Ölmesin diye. Ölecek kardeş deyince hadi kabullen bakalım. Ha tamam. Ölecek de, tamam. Kim ne zaman? Onu da sahibine bırak. Nerede milli? Ha. Demek ki akıl niye alet başa beladır? Geçmiş zamanın hüzün, hüzün veren elemlerini ve gelecek zamanın ehvali muhafifanesini yani korkutucu hallerini yani kabir, kanser, kalp krizi, şimdi kafama bir şey düşecek, korona olacağım. Bir sürü şeyler yok mu geleceğe? Var. Olmuş mu? Yok. Niye e şimdi de korkuyor? Onu zehirleniyorsun. Senin bu bir çare başına yükletecek. La sanki şimdiki zamandaki sıkıntıyı çektim de geçmişin elemlerini. Geleceğinin hüzün veren korkularında yüklenecek. Yümünsüz yani yümünsüz Uğursuz yani. Ve muzir yani. Muzir derler ya çocuğa ve köpeğe. Ya ne muzir ya? İyi de bir nereden dalaşacağı belli değil. Bir yerden girdi köpek. Muzir ya bu karıncalar ya. Diyoruz ya muzir. Bir yerden bela olmuş. Diyor. Oradan girdi, buradan girdi. Muzir. Ne demek o? Yatakta bir atıyorum. Tuvalette bir bakıyorum geliyorum. Otobüste gidiyorum. Muzir. Ulan sanki başkasının kafasını taşıyorum. lan, lan sen başıma muzir misin ya? Başıma bela mısın? Böyle bir şey. insan Muzir bir alet derecesine iner iner. Çıkmaz. Akıl böyle iner. Bu sefer işte akıl dünyanın cehenneme çevirir. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. İşte bunun içindir ki fasık adam, günahkar adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için aklın eziciliğinden ve tacizinden, tecavüzünden akıl tecavüz eder. O şeytani akıl. Nefis kullandığı akıl var ya, tecavüz eder. Tecavüz, taciz aklını zehirler, müdahale eder. Ne demek tecavüz? Yani seni aslından koparıyor. Bağından koparıyor. Akıl neydi? İkal. Bağ demektir. Bağ. Bizi asta bağlayan akıl bağ demektir arkadaşlar. Ba bizi Allah'a bağlayan, ahirete bağlayan iman ettiğin şeye bağlanıyorsun. Akıl bir bağdı. Bağ olunca o devletin eletiğine, teline bağladığın zaman eletik geliyor. İnternet geliyor. Manalar geliyor. E hizmete de girdik mi? İştirak amali ureviye bir bağdır. Tamam. Mı? Akıl da bir bağdır. O kadar. Ha, o zaman ne yapar? E, eğer fasık adam, yani günahlarla boğulmuş hala devam eden adam, akıl onu izah eder. Rahat bırakmaz. Ne onu rahatsız eder? Sonra aklına tecavüz eder. Gayrimeşru düşünceler üretir. Tecavüze uğrayınca bilavet, bilavele çocuklar olur. Yani senin kontrolünün dışında düşünceler çıkar tacizden. Anlıyor musun bunu? Üretim olur yani bilgi, zan, şüphe, tereddüt yani üretir. İşte ikinci akıldan bahsediyor şimdi. Fasık adam günahla şey yaptık mı o akıl bizi böyle rahatsız ediyor. Sonra gayrimeşru ee, yaşadığı için aklı da gayrimeşru çalıştığından aklına tecavüz ediyor aslı fıtratına. O zaman değişik fikirler doğuruyor. Yani gayrimeşru çocuk gibi. Bize rağmen bir çocuk, bize rağmen düşünceler ortaya çıkarmak tacizinden olunca bundan kurtulmak için ne yapar bu adam? Ya derse gidecek, Risale'yi okuyacak veya galiben ekseriya insanların ya sarhoşluğa ve eğlenceye kaçar. Eğlenceye onun için kaçarlar. Yoksa içki çok şükür ömründe içmemişim. Ama diyenlere ve Beykoz'dan geçerken, Türkiye'de ilk kurulan fabrika şarap fabrikası orada. Ama öyle pis kokuyor ki şimdi zararlı olduğunu nasıl anlıyoruz? Meze yiyorlar yanında. Yani zararını asgari seviyeye indirmek için. Yani zararına kurtulmak için. Ama baklava yerken onun zararına kurtulmak için meze yelmez. İşte niye içiyor bunu? Akıldan istifa edip hayvanlaştığına ve bu kadar zararlı olduğu halde niye içiyor? Aklın rahatsızlığından ve tecavüzünden kurtulmak için ya sarhoşluğa gider ya da sefate gider, eğlenceye kaçıyor bu insan. Çok tuhaf değil mi? Peki psikolojik psikoloji kendisi diyor ki psikolojik rahatsızsınız diyor. Psikoloji, psiko, psiko ruh demek. Loji ilim demek. Ruh ilim demek. Ruh hasta diyor. Nereye ilaç veriyorsun? Bedene. E ruhun hasta ise ruha ver. Yok ki ruha ilaç. Var mı? Var tabii. Eğer tefekkür-i olursa, ta taklidi imandan tahkikeye geçersen ruhun ilacı bu. Maneviyat. E sen psikoloji diyorsun. Yun Rumca yani. Yunanca psikoloji. Ruh hastalığı demek. Zaten Bakır Fidi yazıyor. Sinir ve ruh hastalıkları. Akıl ruh, sinir hastalıkları. Ruh. Ruh hastasına hap olur mu? Bedene gidiyor hap. Ruha gitmek. O zaman uyutuyor. Ruh biraz derece devre dışı bırakıyorsun düşünceleri. Ona tedavi mi deniliyor yani? Peki çaresini taklidi imandan tahkiki tefekkür imanidir. Yani günahları terk edeceğiz, ahlakımızı düzelteceğiz, derslere gideceğiz, Kur'an okuyacağız, risale okuyacağız. Ondan sonra evimizden yatak, mutfak, tuvalet, işimiz, dershanemiz Böyle olacak. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacağız. İki saat sonra buraya gelin bir de kimseyi bulamazsın. Bak yanlış zaman oldu doğru yerde. Derse gel, gelmiş olmazsın. Demek ki bir şey doğru olabilmesi için dört tane şart lazım. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. O zaman ilaç içmene gerek yok. Ciddi içeceği yapacaksın, ciddi olacaksın. Ben de senin gibi insanım da. Ben içmiyorum. Bu lafları dinleyenler içmiyor. Hala içiyorsan demek hala yanlış bir şey yapıyorsun. Demek okumuyorsun Risale. Okuyunca da gece 10 dakika böyle. Öyle moda olsun diye okuma. Okuduğun halde geçmiyorsa not alarak oku. Not alarak oku. Daha geçmiyorsa o zaman doktora git, ilaç al. Hormonda bir bozukluk var. Öyle halüsinasyon falan şeyler görüyorsan karaciğerine bir baktır. Karaciğerle de alakalı oluyor. Şimdi 40 dakika oldu. Biraz da gideyim. Sıkmak istemiyorum sizi. Eğer malik hak ikisine satılsa. Heh, biraz önce saydım ya neler yapılacak. Bir, herhalde bitiririm diye onları kulas ettim ama burada ediyor. Eğer aklın tacizinden, izahçından, ya aklın aklımıza tecavüz edilmesin diye ne yapacağız? Kurtulmak için ne yapmak lazım? Malik hak ikisine satılmak. Onun hesabına çalıştırsan, onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet defilerini sana açar. Aklı mali kâk ikisine satmak demek olan onun namına çalıştırsan akıl tılsımlı bir anahtar olur. Tılsımı anlatayım, sırrı anlatayım. Bu odaya artı 10 santigrat derece sıcak olsa eksi 10 santigrat derece bir araya getirsen burada ne olur? Fiziken sıfır olur. Heh, bunun adı tılsımdır. Yani Galip olan galip olur. Sırdan bahsediyorum. İnsan hem tılsım sahibidir 8. sözde hem tılsım sahibidir. 8. Söz, kuyuda var ya tılsımını çözdü diyor. Çözünce aşağıda üstteki aslan ata inkılap etti. O duvardaki duvar kapıya inkılap etti. Hatırladınız değil mi? Tılsımı çözerse. Yani okursak. İnsan okursa. İncir ağacı da değil mi? Rakım mı oluyor? Ee, artık. İncir ağacı da. İncir ağacı da hayat. Ömrü vasat olan 60 sene diyor. Beyin değil ömrü. Çünkü siyah beyaz o iki tane fare gece ve gündüzdür. O meyvede incir ağacı olmasının sebebi bu İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda örnek vermiş Allah. İncirin özelliği incirin diğer gıdaları cem etmesidir. Geneldir. Hurma kullanılmamasını çok düşündüm. Genel değildir. Has bölgeye aittir. Ama incirin yetişmediği dünyada hiçbir yer yoktur. Soğukta da yetişiyor, sıcak bölgede de yetişiyor. Afrika'da da var, Karadeniz'de de var. Ondan sonra vettini ve zeytun geçiyor. Allah yemin ediyor, ona yemin ediyor, incire yemin ediyor. Bir tanesi zeytin, bir tanesi incir. İncir nereye benziyorsa yeter size aklınızı artık intikal edin. İnci şey zeytin bir hücredir. Şey ise incir ise la her bir içindeki kıt kıtlar, bir incir olacak kadar bir incir olacak tohumdur. Tohumların cemidir. Üretkendir. Dişidir yani. Zeytin erkek dişiye ve erkeğe. rahm madere benziyor. Çocuğun yaratıldığı. Tamam. La bir insan en az 300 bin tane çocuk yapabilme şey salgılanıyor. Orada da la en az 300 tane tohum var. Hepsi bir incirdir. Hepsi bir evlattır. Çok tuhaf. Ha, o 60 dedi. Şimdi geliyorum. Akıl tılsımlı bir anahtardır. Hangisi galipse, tılsım neydi? 10 derece sıcak, 10 derece soğuk olunca burası ne olur? Sıfır olur. Sır olsa artı, eksi, soğuk, sıcak birbirini yok etmez, bulunabilir. İnsanın e, sisteminde, içse, içsel aleminde sır sahibidir aklı. Aynı zamanda sır sahibidir. Tılsım sahibi Sır sahibi. T sır her şey var bizde kafada. Tılsım ise akıl tılsım sahibi şöyle yapıyor. Zıtları hangisi galipse sana öyle muamele ediyor. Anladın mı? Akıl eğer diyor malik hakikisini satılsa onun ise akıl tılsımlı bir anahtar olur. Sırlı bir anahtar olmaz. Tılsım olur. Yani satıldır mı galip oradaki şerler hiç gözükmez. Sana hep hayır üretir o kafa ve seni sıkıntı yapmaz psikoloji sıkıntı çekmezsin. Ee, anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet defineni açar. Ha demek ki aklı rahmetle yani tefekkürle eğer tefekkür mesleğinde işletirsek bu akıl bize cenneti yapar. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda verilmiş bu 8. söz. Tamam O tılsım şeyi. İbrahim Aleyhisselam'ın meşrebi neydi? Yani Galip esması hatırladın mı? Hayır. Rahim ve Hakim aferin. Hikmet ve merham, şefkat. Hikmet ve şefkat. Risale-i Nur mesleği atfak, şefkat, tefekkür. Atfak, şef, tefekkür, şefkat diye. İbrahim İbrahimi meşreptir. Risale-i Nur talebeleri. İbrahimi meşrep. Yani hakim, hikmet sahibi, tefekkür sahibidirler. Aynı zamanda Rahman değil, Rahim. Hani ahirete yakinleri olduğu için ahiretle besleniyorlar. Dünsif dünya ile olsa Rahman olur. Ahirete iman edip ruhlara nereye iman etmişse oradan beslenirse imanın özelliği odur. Allah'a iman etmek Allah'tan beslenir. Çocuk anasını emel gibi. Ahirete yakiniyet ne kadar olursa Rahim ismi onda aktif olur. Ahirette beslendi mi her şeyi gül gülistan görürsün. Yani sıkıntı nedir biliyor musunuz abiler? Kainatın içerisindeki bütünsellikten o parçayı kesip çıkarıp mustakil bakmak mazi bakma. Bunun adı sıkıntıdır. Bütünsel baktığın zaman sıkıntı sıkıntı değildir. Bütünsel için hiçbir şey değildir. Mesela sandviç gibi araya acıyı koydun. Bu tarafındaki ekmeğe tatlı, bu tarafı iki tatlı arasında acı bir şey olmaz. Gayet de güzel olur. Tılsım fazla izle gitmiyorum ama dura dura ki. Demek ki akıl tısımlı bir e, anahtar olur. Anahtar açıyor. E, mirat olur demedi. Anahtar olur. Şu kainatın nihayetsiz rahmet hazinelerini hikmet defilerini açar. Rahmet hazineleri yani ahiretle beslenir bir kafa Allah ve ahireti tefekkür edecek bir sisteme sahip olur. Bir tanesini söyleyeyim. Buradayken oldu. Küçük çekmecede kalırken oldu. Saydinger mi ne var? Mecidiyeköy bir hastane var ya. Bir hastane, özel hastane. <laughs> Filansa. ha orası. Telaffuz edemiyor. Oradan aradılar o zaman ben buradayken. Adam Çorlu'da boya fabrikası var kaç yüz kişi çalıştırıyor. 13 yaşında bir çocuğu var başka yok vesaire. Tükürük sistemi çalışmıyor. Tükürük sistemi hiç unutmuyorum bak lazım. Ama burada da mecbur deldiler. Çünkü tükürük olmayınca konuşamazsın, yutkunamazsın, çiğneyemezsin. Aşağıya ıslak olmadığı için kaydıraşlak olamaz, yemek inemez. Çiğnediğin tozları lokma haline getiren tükürüktür vesaire. Konuşamazsın, şöyle olursun. tükürük çalışmıyor. Tıpta bitmiş. Buradan delmişler. Delmeden beni aradı orada bir doktor. Belki bunun çaresi bu bu manevi beni aradılar. Ben ne yaptım biliyor musun? Adı neydi senin? Onur. Onur. Affedersiniz. Onu söyledikleri zaman telefon kolam daha şöyle yaptım. Pu. Ne yapıyorsun hocam dedi. Dur kusura bakma dedim. Daldım. Tüküre baktım. Oy be dedim. Ulan attığım tükürük bu kadar değerliymiş ya. Adam fabrikayı her şeyimi veririm. Yeter ki çocuğumun tükürüğü aktif olsun. Ulan dedim bu tükürük o kadar kıymetli mi ya dedim. Sen ne diyorsun hocam dedi ya. Konuşamaz. Yemek yiyemez. Ondan sonra hani tansiyonlar dilaltı koyuyor ya. Ememez. E yapamaz da yapamaz. Vay be attığın tükürük ha Onur. Satar mısın şimdi o fabrikayı? Koca fabrikayı veriyor. Yeter ki çocuğumun diyor tükürüğü aktif olsa. Yani şu attığım tükürük. Senin attığın tükürüğü ha. Adam sahip olmak için fabrika veriyor. Sen bedava aldın bunu. Şu tükürüğü bedava aldın ha. Çok tuhaf. Anladın mı rahmet hazinesini? Rahmeti. Bunu sana akıl şimdi söyledi ha. Şaşırdın değil mi? Ha bu aklı tılsımla Allah'ın yolunda kullandın ya şimdi derse geldin. Şimdi derste aldın işte ha. Rahmet hazinesini aldın. Vay be tükürüğüm varmış. Dilinden bahsetmiyorum ha. Tükürük. İstersen çoğaltayım tükürüğünü bak. Limon var ya limon. <laughs> bak hemen çoğaldı değil. Niye çoğaldı? Hemen beyin diyor ki asitlik şey geliyor zarardır. Ya. Tükürükle cevap ver ki nötrleştir. Asit geliyor ağza. Limon deyince. Ses veya birisi şapırtsa kulağa gelir Ya ne şapırtıyorsun işte bize ağzımızı sulandırıyorsun ya. Bak tükürük görsel çalışır. Düşünsel çalışır. Ses de çalışır. Limon kokusu ve şahin hemen çalışır. Görüyor musun? Rahmet hazinesini gördün mü? Onun için misal veriyorum. Akıl tısımlı bir anahtar oldu mu bak rahmeti gördük mü? Bir de hikmet kendini inşa ediyorsun. Yani ahiret ve Allah'a göre yani ahiretteki sonsuz hayatına göre yapamam diyemem haramdır olmaz ayıptır günahtır olur mu ya? Bunları sana kim söylettiriyor? Ahirete iman. Ahirete iman kalkarsa zina yapmıyor. Ahmak. İçki içmiyor. Ahmak. Adam öldürmüyor. Çalıp çırpmıyor. Niye? Ahiret yok ki. İnanmıyorsan, hesaba inanmıyorsan, niye istediğini yapmıyorsun? Allah Resulü demiş ki, madem haya etmiyorsun, utanmıyorsun, öyle mi? Ne dedi sonra? İstediğini, i̇stediğini yap o zaman demiş. Madem utanmıyorsun Allah'tan utanma yok, istediğini yap. Ben de diyorum ki, madem ahirete inanmıyorsun, hesap yok, ne istediğini yap. Peki biz istediğimizi niye yapamıyoruz? Yapamam, gidemem, dersim var, Kitap okumam lazım, namaz kılmam lazım. Çünkü ahiret var. Ahirete göre dünyamıza nizam verdik. Bak, hayatımız oturdu ahlak güzel ahlak diye güzel fikrin şey. Satmak o zaman abi satmak onun ahlakıyla ahlaklandığın ahlak. zaman evet. bu sefer akıl da otomatikmen hikmet ve rahmeti mi görüyor? Görüyor. O zaman görüyor. Freud demiş ki düşünceler ahlak üretir. O zaman e, bilim insanları, düşünen insanlar hep ahlaklı olması lazım. O kadar ahlaksız var ki adam mühendis olmuş. Devleti çalıyor. Adam doktor olmuş, parayla hiç gerekmediği halde ameliyat yapıyor. Adam müfettiş olmuş. Milletin köprüsünü mutayda peşkeş çıkıyor. Bak bilim, ilim diyor. Freud diyor. Şey alimler ne diyor diyeceğim. Eee bilim, ilim şey düşünceler ahlakı doğurur diyor. Freud ve Jung, İslam alimleri, ustad güzel ahlak, güzel ahlaklı olduğu için güzel bir ne vermiş ona? Düşünceler vermiş, fikirler vermiş. O zaman ahlak düşünceleri doğurur. Yani güzel ahlak güzel düşünceyi doğurur. Güzel ahlaklı insan güzel o yapar, muamele eder. Peki güzel ahlaklı, güzel fikirler verir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Emanet olduğunu bilmek değil mi o güzel? Evet. Gelen. Bu mesela alet. Bu gözlük kardeşim. Gözlük. Ben göz değilim. Bunu neyle çevirsin onu görecek. Akıl emanet kardeşim. Emanet ona delil, benim olmadığına delil kontrol edemiyorum ki. Aklımı aklımla kontrol edemiyorum. Nasıl yapacaksın peki aklını? Aklını nasıl kontrol edeceksin aklına? Ancak aklın ustasına aklı bağlarsan aklı, aklın Arapçası ikaldır, ikal, bağ demektir. Eğer aklım bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlarsan bağ bu aklı kontrol edersin. Başka kontrol edemezsin. Yönetemezsin bu aklı. Yönetemeyeceğin ne olur? Başına bela olur. Keşke akılsız olsan. Eğer aklının ustasını aklını bağlarsan, kainatta ve tükürük gibi rahmet hazinelerini görürsün, hikmet sahibi olursun. وَمَنْ يُتَلْ hikmet فَقَى تُطْعَلْ خَيْرًا kesira. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiş. Görüyor musun? Artık sıkıntı değil. Sıkıntıyı çözüyorsun. Yani ahiretin ahaletlerini İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre ahiretin ihsan edilecek nimetleri sen ruhani olarak yaşıyorsun. وَمَنْ yutel الْحِكْمَةَ فَكُلْتُ الْعُوتِيَنَا خَيْرًا كَثِيرًا Yani kime hikmet verilmişse Allah ona sonsuz, sonsuz hatinlerini açmış. Yani gitmeden gitmiş. Almadan almış. Vermeden almış. Görmeden görmüş. İşitmeden duymuş. Yemeden yemiş. Dünyada ya bunlar. Ne yapmış? Aklı sahibine bağlamış. Ne demek? Bir daha de söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Ve bu akılla bu kainat da Yapıldı. yapılmadı. O zaman ben bu akılla dünyadaki bu olmadı, bu şey olmadı, bu 60 sene yaşadı, olmadı, gitmedi. Bu akıl kainata mühendis değildir diyor ayette. O zaman bu aklın başa bela olur. Başa bela olmasını istemiyorsak, bu akıl ne ile yapılmışsa ona bağlarsak akıllı oluruz. Allah'a ferak etsin. ile Allah. Yani aklın ustasına aklı bağlamak, akıllılık budur. Aklın başına al da o. Allah'ın e, esmasını yapmış. Akıl bir alettir. Onu yapan esmadır. Esma, ikal. Ya demek ki ona sattın mı <laughs> rahmet hazinelerini görüyorsun. Bak ağzına neler varmış onur. Çok şükür ya mesela burnuna buradan almasa da direk kaburdan alsaydı gene yok olacaktı biliyor musun? Bak yok olacaktı. Ha burada niye almış? Büyük parçalar olsa pat diye girecekti. Alça, al. buradan ememiyorsun. Ondan sonra yemek geçiyor ya. Yemek geçiyor. Bozuldu yani kokusu pis olduğunu yani nasıl alacak? Dil anlamaz ki. Dil tatta. Buradan geçerken burnu diyor ki bana bak önce çıkar çıkar onu. Çıkar çıkar. Tam geçerken. Görüyor musun? Tam onun üzerine koymuş. Ha böyle olsaydı bak hele nasıl bu yok yemek. Buruna diyorsun ya ona da göstereceğiz ya kaşıkla. Kadar e tabi çoktan gitti ya. Yani. İyi ki böyle koyma. Şöyle de çok da çirkin olur ya böyle. böyle acayip bir şey olur ya. Ama ne falan. Çok iyi yapmış değil mi? Bak böyle, böyle. En güzelini yapmış. Ya. Ya. Vallahi çok iyi yapmış. Rahmet hazineyi görüyor musun? Allah Allah. Hikmet de böyle. Hikmet verilince akla bütün hazineleri açmış. Yani hikmet verilmesi demek Ahiretteki haletleri seviyemize göre dünyada yaşıyorsun. Ve bununla sahibini saadeti ebediye muheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Ha aklı cümleyi bitireyim. Bununla bunu böyle kullanırsak rahmet hazinelerini ve hikmet defilerini açınca akıl bize ne yapar? Bununla bizi sahibini saadeti ebediyeye hazır eder. Yani saadet ebediyeyi burada da yaşamaya başlarsın. Ve akıl aynı zamanda bize murşidi Rabbani derecesini çıkar. Bizi irşad eden bir peygamber gibi. <laughs> Akla bir misal vereyim. Çölde bütün her şeyini yüklemiş. Bütün hazine satmaya gidiyor suyunu, gıdasını. Seyahat eden bir adam düşünün. Suyu, ekmeği şey yok. Yorulmuş. Yani güneş vurmuş. Çok inmiş deveyi. Ondan sonra deveyi kaza çakamasın kum. Bıraksan da çekip geçecek. Çekip gitti. Yemeğin orada, suyun orada, satacağım malzeme orada. Şey de yapamıyorsun, kuma da bağlayamıyorsun. O zaman deveyi nereye bağlarlar? Tekse, kuyruğuna bağlarlar. Kuyruğuna bağlayınca böyle dönüyor, 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 dönüyor. Yani ondan kurtulayım diye. Başı dönüyor, oturuyor. Bir yere gidemiyor. Veya birkaç tane sürü ise kuyruklarla birbirine bağlarlar. O deveyi yularını kuyruğuna bağlamanın adı ikaldır, bağdır. Yani ol, olman gereken yerde kalıyorsun. Yoksa çölde başıboş oluyorsun. Ustad diyor ki, e, vahşet çölünde diyor. Çöl vahşete benziyor içsel. Birbirine dağılmış. Her şeyden o zaman hikmet ve rahmet cihetini görür her hadisenin. Her hadisede rahmeti görüyorsun. Hikmeti görüyorsun. Allah'ın gayesiyle bakıyorsun. Ha bu böyle. Var ya Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la kısası. Çocuğun gözünü şey yapıyor, gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam zahirci, şeriatçı. Ya niye yaptın? Ya arkasını bilmiyorsun diyor. Her şeyde rahmet ilahinin cil ve izini, özünü, yüzünü görüyorsun. O herkesin ezildiği yerde, her çok kişinin ezildiği yerde sen çok rahat seyahat ediyorsun. Mesela herkesin ezildiği me mezarlıktan, kabirden, ölümden terise döndürüyorsun. Usta öyle diyor. Zahirde çirkin, Siyah çarşaf altında güler yüzlü tebessümler vardır. Çarşafı kim giyer? Biz giyer miyiz? Peçe? Güzel değiliz ki giyelim. Çarşaf giymiyorsa güzel, altında güzellikler var diyor. Kendisi diyor o siyah çarşafın altında güler yüzlü yüzler vardır diyor 26. limanda. Zahirde siyah ama altında ne kadar güzellikler var. Kabir de öyle. Zahirde çirkin ama hakikate öyle değil. Bunu sana akıl, hikmet gösteriyor. Aklı korkuyor ama. Eğer ona satmasan korkuyor. Korku. Onun nazarıyla baktığın zaman korkmuyor işte. O zaman ne oluyor? Murşidi Rabbani derecesine çıkarıyor. Seni irşat ediyor. Diyor ki korkma diyor. Kabir budur diyor. Teristir diyor. Nasıl ki sen niye uykuya geçiyorsun ve çok da istiyorsun. Uyamadığın zaman hap içiyorsun. Uyanacağım diye. Bilsen ki uyanmayacağım bir uyudu mu daha çok. Kim uyatar? Uyanacağım diye yatıyoruz. Biz de ahirete Uyanacağız diye ölüyoruz zaten. Ama uyanmayacağız diye kim söylemek istemez. O zaman uyanacağını, dirileceğini bilen adam rahat ediyor. Zaten uyanacak. O, uykuda ölümün kardeşidir. İşte seni böyle Murşidi Rabbani yapan, Murşidi Rabb yani Allah'ın Allah, Allah e, noktayı nazarlan sana gösterip irşad eden bir alet oluyor. Vahir en enilhamdulillahi Rabbi alemin el Fatiha. a mm -hmm.